Ya mühim ewe ku piştî ev bin çavkirinê ji sucdaran hesab bê pirsîn û ev kesên ku qetiyamê pêkanîn ne tenê ev neh kesin em zanin seriya 40 kesî di vê dozê de cih digirin wek ku kujer wek ku sucdar wek û ev kesên ku qetiyamê pêkanîn di vê dozê de cih digirin. Daxwaz û hêviya me ew e ku ne tenê ev neh kes tê bên girtin di heman demê de ew kesên ku hemû di vê qetiyamê de cih girtine bên girtin. Em jî wek meclisa ciwanên HDP li vir careke din ew gotine dibêjin ku em ê ev tekoşîna em ê ev berxwedana adaletê ev qêrîna dayîka Emîne Şenyaşar li her derê bînin ziman û ji bo ku adalet ne tenê ji bo malbata Şenyaşar ji bo hemû Tirkiye û Kurdistanê pêk bê em ê tekoşîna xwe mezin bikin. Aradan 4 yıl geçti ve bu soykırımcı zihniyet şu anda da çeşitli politikalarla daha yoğun ve sistematik bir şekilde Kürt halkına karşı kendini sürdürüyor. Bugün zindanlarda uygulanan işkenceler ve beraberinde yaşanan ölümlerden 17 Nisan'da başvuruya yönelik başlatılan savaş konseptine oradan kampüslerde yurtsever öğrencilere dönük yapılan saldırılara kadar her yerde Kürt halkına karşı yürütülen bu saldırıların hepsini bir bütünen bu zihniyetin kirli uygulamalarına örnek olarak verebiliriz. Biz de biliyoruz ki bu uygulamalarla AKP-MHP faşist iktidarı Şen Yaşar ailesi üzerinden Kürt halkına mesaj vermek istiyor. Bizler öğrenci gençlik olarak ne Şen Yaşar ailemize yönelik ne de diğer alanlarda yürütülen politikalara karşı sessiz kalmayacağız. Katillerden hesabı gençlik soracak. Katillerden hesabı gençlik soracak. Thank you.